Haluk amca ve Meltem abla bir gün önce psikoloğa gitmişler. Zeynep'i boşanacaklarını psikolog eşliğinde söylemişler. O sabah Zeynep'e çaktırmamaya çalışsalar da araları çok gerginmiş. Haluk amca Zeynep'in velayetini Meltem abladan almak istiyordu. Hatta birkaç günlüğüne Haluk amca ve Zeynep birlikte tatile gittiler baba kız. Ama sonra Meltem ablanın ısrarlarına dayanamayan Haluk amca Zeynep'i geri getirdi. Yine de bence Haluk amcanın Meltem ablaya olan kızgınlığı kolay kolay geçecek gibi değil. Boşanacağınızı söylediğinizde bir daha üçümüz kahvaltı yapamayacağız zannettim. Olur mu öyle şey canım? Yani hayatımızda bir şey değişmeyecek ki. Tabii. Biz yine hep beraber olacağız. Kahvaltımızı da edeceğiz. Yani bunun seninle bir alakası yok. Bu annenle benim aramda olan bir şey. Biz yine seni çok seveceğiz. Tamam mı? İkimiz de yine senin annen baban olacağız. Sana olan sevgimiz, ilgimiz hiç değişmeyecek. Peki kahvaltı dışında üçümüz bir araya gelip gezmeyecek miyiz? Gezeceğiz. Gezmez olur muyuz? Beraber gezeceğiz. Sen nereye istiyorsan gideceğiz. Tabii yemek yiyeceğiz beraber. Sinemaya gideceğiz. Tabii. Ama onun dışında da biz seninle böyle baba kız dolaşacağız, gezeceğiz. Ama bir o kadar da anne kız olacağımız zamanlar da olacak. Peki ya siz? Biz yani babanla ben ikimiz. Evet. Biz görüşmeyeceğiz. Evet, seninle olmadığımız sürece biz babanla görüşmeyeceğiz. Hani hayatımızda hiçbir şey değişmeyecekti? Değişecek işte. Ama şöyle düşün. Mesela artık iki tane odan olacak. Tabii iki tane yatağın olacak. İki tane tabletin olacak. Böyle her şeyden iki tane olacak. Nasıl yani? Yani bir tanesi burada, bir tanesi de yeni evimizde. Evet yani hem babanın evinde hem de burada bizim evimizde yatağın olacak. Yeni evimizi, yeni odanı çok beğeneceksin ama istediğin zaman buraya da gelebilirsin. Mutfak. Gel. Daha bu velayet konusunda kendi aramızda mutabık kalamamışken bu konuyu istersen Zeynep'e yansıtmayalım. Bence çok geç olmadan öğrensin. Sakıncası yok. Ya boşanacağımızı daha yeni söylemişken o küçücük kafası yeteri kadar allak bullak. Bir de senle mi kalacak, benle mi kalacak bunu anlatmayalım ona. Bunu anlatmaya gerek yok ki. Zeynep benimle kalıyor. O mesajları benim atmadığımı sana kanıtlayacağım. İşte o zaman bana karşı bu kadar fevri olduğun için pişman olacaksın. Kanıtla, ben de pişman olayım. Tamam. Bana zaman ver. Bu karışıklığa benim neden olmadığımı, Zeynep'in kaybolmasının sebebinde ben olmadığımı sana göstereceğim. Ama lütfen o zamana kadar Zeynep'in yanında bu konuları konuşmayalım. Lütfen. İyi, tamam. Dede. Efendim? Annemle babam boşanınca ben sana yine dede diyeceğim, değil mi? Eyvah, minik çetin oğlunda balatalar gitti. Emine. Yavrum, tabii ki dede diyeceksin hayatım. Ben senin her zaman dedenim. Babanla annen söyledi ya sana. Bu onları ilgilendiren bir mesele, değil mi? Zeynepciğim bak, ben de her zaman seni seven Emine ablan olacağım, tamam mı? Sen merak etme, ben sana böyle gene çikolatalı kekler de yapmaya devam edeceğim. Bundan hiç kuşkun olmasın, tamam mı? Tamam. Oh, iyi bari. Son zamanlarda aldığım en iyi haber. Oo, bakıyorum keyifler yerine gelmiş. Çikolatalı kek sizin boşanma gündeminizi Zeynep'e unutturdu Haluk Bey. Böyle olacağını bilsek psikolog yerine pastaneye götürürdük. Kesinlikle daha iyi bir fikir baba. Bravo. Abi bu arada hani bir kere gitmekle kurtulduğunuzu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü daha bir süre üçümüz psikoloğa gitmeye devam edeceğiz. Bence gerek yok. Bir kere gittik işte, değil mi? Evet anne. Ben meseleyi çok iyi anladım. O yüzden pastaneye gidelim. Minik Çetin oğlu tatlı yiyelim, tatlı konuşalım demek istiyor. Belki sen artık okula git küçük hanım. Üf, bari bugün okula gitmeyeyim. Psikolojim bozuk. İnsan çocuğunun okulu varken boşanmaya karar verir mi canım? Servis gelmek üzere. Hadi, hadi. Gel gel gel, babaya küçükler. Buradan da hadi fırla şimdi. Bye bye dede. Hadi güle güle yavrum. Evet, güle güle canım benim. Evet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
yürüdüm el tutarım.